Defol. Bari son gecemde huzur ver bana. Yaptıklarından sonra son gecendeki huzuru değil, ahirette çekeceğin cehennem azabını düşün Ural Bey. Canına kıydığın onca masum insanın anasını, babasını, kardeşlerini, evladını, hatunlarını düşün. Düşün ki neden burada olduğunu unutmayasın. Neden nefesinin sayılı olduğunu hatırlayasın. Nefesim neden sayılı bilirim Ertuğrul. Seni öldürmediğim için nefesim sayılı. Attığın iftiralardan dolayı nefesim sayılı. Benim vicdanım rahat. Ya senin? Tekfuru benim öldürmediğim ortaya çıkınca. Bu saydıklarını yapmadığım ortaya çıkınca. Ne yapacaksın ha? Ne edeceksin? Ben tefekkür etmeden tek bir nefes dahi almam Ural Bey. Delilim olmadan da kimseyi suçlamam. Adalet terazisini şaşırtanlar senin gibi gaflete düşenlerdir. Ben anca o teraziyi koruyan Allah'ın bir kuluyum. Sen de kul olduğunu bilseydin, ecel olduğunu unutmasaydın, masum insanların canını değil, öfkeni, hırsını gömerdin toprağa. Vermeye mi geldin? Yoksa galibiyetini kutlamaya mı? Eğer ayaklarına kapanacağımı, senden af dileneceğimi bekliyorsan, kıyamete kadar beklersin.
babamı eline geçirmek için her şeyi yaptın. Babamı, kardeşlerimi benden aldın. Şimdi de canımı alacaksın. Daha ne istersin? Defol! Ne sana öğüt vermeye geldim, ne de af dilemeni dinlemeye. Obana gideceksin. Sen ne dersin? Babanın cenazesine götürmek için vazifelendirildim seni. İstedim ki son geceni ailenle geçiresin. Bu senin son isteğin olarak kabul edilecek. Doğan. Müsaade var mı Emir Hazretleri? Gel Aslan Hatun, buyur. Sana her dam müsaade var. Sizden bir dileğim vardır. Elimden gelen bir şeyse yaparım, bilirsin. Bilirim Emir Hazretleri. Lakin abimi bu iftiradan kurtaramadınız. Demek elinizden bu gelmedi. Bari bunun bedelini ödetin. Ertuğrul yaptıklarının cezasını çeksin. Bak aslanım. Adil bir düzen, güçlü bir devlet istiyorsak, o vakit hayatın bazı gerçeklerine riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ural'ı kurtaracak delilim yoktu. Olaydı, onu kurtarırdım, bilirsin. Şimdi de Ertuğrul'dan intikam almamı istersin. Âlâ, bunu ben de isterim. Lakin bu da öyle kolay değildir. Babanın, ağabeyinin acısıyla kinlendiğini görürüm. Emir Hazretleri, eğer bu işler nizamla, kanunla yürüseydi, ağabeyim de, babam da yanımda olurdu. Lakin Ertuğrul, ne nizam dinler ne kanun. Her işini hileyle bitirir. Sen ne dediğinin farkında mısın aslanım? Koskoca bir Selçuklu emirinden hileyle intikam almasını istersin. Asıl siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Sizinle nikahlanmamı, size sadık bir eş olmamı istiyorsanız, intikamımı alın. Müsaadenizle Emir Hazretleri. Karacahisar Kalesi'nden Emir Hazretleri. Hazırlanın. Karacahisar Kalesi'ne gidiyoruz. Emredersiniz.
Gel Açaturyan Usta. Buyur beyim, emrindeyim. Biz senin hizmetlerinden memnunuz Açaturyan Usta. İmdiye kadar göstermiş olduğun gayret bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İmdi senden yeni bir istekte bulunacağım. İstek? İstek ne demek beyim? Emrin olur. Lakin bu görev biraz tehlikelidir. Kabul edip etmemekte serbestsin. Canım sana feda olsun Ertuğrul beyim. Eyvallah. O vakit Karacahisar Kalesi'ne gideceksin. Orada bir dükkan açacaksın. Lakin bu dükkandaki amacımız ticaret yapmak değil, kaleye kim gelir, kim gider, orada ne yapar, bunları öğrenmek olacaktır. Dumrul bu işlerde senin yardımcın olacak. Kaleden gelecek her malumat, kayıların geleceği için son derece mühimdir. Şimdi söyle bakalım Açaturyan Usta, bu vazifenin üstesinden gelebilir misin? Ertuğrul beyim, eğer sen olmasaydın, şimdi ölü bir adamdım. Ne yapsam, ne yapsam senin hakkını ödeyemem ki. Açaturyan'ın canı senin yoluna feda olsun. Eyvallah Açaturyan Usta. Eyvallah. Vakit kaybetmeden Dumrul'la beraber yola çıkın. Karacahisar Kalesi'ne varın. Kalede dükkan açmak için ne gereklidir, ne yapmamız gerekir araştırın. Emrin başım üstüne. Ya haydi. Abime bir söz verdin yenge. Dik durasın. Yeter gayrı. Bebeni düşün. Şuracıkta canımı teslim etmiyorsam evladımı düşündüğüm içindir. Lakin daha ne kadar dayanırım bilemem. Destur var mıdır? Gel. Alpler Ural Bey'imi getirdi hastane Atun. Demek bu sefer beni kalenin yeni tekfuru olarak ağırlarsın. Kendimden şüpheye düşer oldum. Emir Saadettin bunca şeyi nereden öğrenir diye merak eder dururum. Devlet olmak buna denir Vasilyos. Bilgi en büyük güçtür. Hattı zatında. İnsan bilmediğinden korkmalı. Lakin benim de bilmek istediğim şeyler var elbet. Misal,
Selçuklu Devleti'nin emirini bir pusulayla apar topar buraya kadar çağırmanın nedenini merak ederim. Her şeyi açıklayacağım Emir Saadettin. Sana sizin şerbetinizden ikram etmek isterim. Bu sefer ikramım bol. Hazırlıklıyım yani. İkramımı geri çevirirsin. Şerbete karnım tok. Asıl diyeceğini duymak isterim. Ural'ın yaşamasını istediğini bilirim. Candar Bey'in ölümünden sonra bunu en az senin kadar ben de isterim. Aliyar'ın bey olması demek, Ertuğrul'un güçlenmesi, başımıza daha büyük bir bela olması demek. Yani sulh tehlikededir Emir Saadettin. Beni buraya bildiğim şeylerin tekrarı için mi çağırdın? Sadede gel. Ural masumdur. Tekfur'u o öldürtmedi. Yani idamı durdurmalısın. Yine bildiğim şeyler söylüyorsun. Hem sen Selçuklu'nun adaletini kendi süfli devletinin adaletiyle karıştırdın galiba. Biz delili olmadan hüküm vermez, hüküm bozmayız. Sizin adalete ne denli bağlı olduğunuzu bilirim. Bilirim elbet. O yüzden delilleri sana vereceğim. Laskaris'i kendi anladığı dilden sorguladım. Ve bilin bakalım ne öğrendim. Bu olanların hepsi tapınakçıların işi. Hepsi. Tapınakçılar mı? Tapınakçılar. Bizi ve Türkmenleri içten yıkmak için türlü tuzaklar kurarlar. Bu da onlardan biri. Tekfur'u öldürüp Ural'ın üzerine suçu attılar. Bu masalları doğrulayacak delilin vardır inşallah. Deliller. Simon'un defterleri. Tapınakçı kayıtları. Orada hepsi yazılı. Nereden buldun bunları? Petrus'u, yani namı diğer tüccar Hasan'ı bulduğum yerden çekip çıkardım. Bu itiraf etti ha? Her şeyi kuşlar gibi şakıdılar. Kayıklığında kervanı basıp mabeyinciyi öldüren de Petrus'tu. Helena onu görür görmez tanıyacak. Ertuğrul da öyle.
yüce adaletiniz için bu kadar delil yeterli mi Emir Saadettin? Dedim, gözyaşı olmayacak. Ural'ın hatunu dik duracak. Ertuğrul Bey'imiz son gecesini ailesiyle geçirsin. Vedalaşın diye gönderdi. Merak etme Ali Yar. Temelli gelmedim. Başım hala celladın elindedir. Bugünü hiç unutmayacaksın Ali Yar. Babamın kefenine döktüğüm bu acıyı ömrün boyunca unutmayacaksın. İçine dert olsun. O çok savunduğun adaletine de, sana da lanet olsun. O benim de babamdı abi. Lakin hesaplaşmanın ne yeri ne vaktidir. Seninle ne hesaplaşacağız Ali Yar? Seninle ahirette hesaplaşacağız. Ben senden önce gideceğim. Ama elbet sen de geleceksin. İşte o vakit. Bir yanında benim elim, bir yanında babamın eli olacak. Bu hayatta da, ahirette de iki yakan kavuşmayacak Ali Yar. Hesabı ahirete bırakmak amelinden korkusu olmayanların işidir abi. Kimin eli kimin yakasında olacak onu ancak Allah bilir. Hoş gelmişsin Turgut. Hoş gördük Ali Yar Bey. Abimi getirmekle iyi ettin. Allah senden razı olsun Turgut. Allah Ertuğrul Bey'imizden razı olsun. Bana kalsa... Bilirim Turgut. Öfkelisin bilirim. Şimdi ne edeceksin Ali Yar Bey? Candar Bey öldü. Ural'ın durumu malum. O babasız kalmaz. Cenazemizi bir defnedelim. Toyu toplar beyimizi seçeriz Turgut. Eyvallah. Ertuğrul Bey'im de biz de gayrı çavdarlarla bir olmak isteriz. Bu birliği de ancak sen sağlarsın. Obanın beyi sen olmalısın.
tabağım. Benim acımla göçüp gittin. Beni acınla bıraktın. Şerefinle yaşadın. Şerefinle göçüp gittin. Allah şahittir. Hakkını helal et baba. Helal et. Defol git Kutluca. Hala ne ararsın burada? Kutluca, diğer Alplerle beraber sabaha dek nöbet tutacak aslan. İlişmeyesin. Abibi, bu katillere mi teslim edersin Alyar? Niye şaşırırım ki? Abimin canını acıtmak için her şeyi yaparsın. Aslan. İkinizi de gözüm görmesin. Terk edin atamın otağını. Aslan Hatun, Ural bana emanettir. Turgut, benim misafirimdir aslan. Haddini bilesin. İnfaz ne vakit yapılacak Turgut? Hele önce bir cenaze defnedilsin. Lamsı. Lamsı Beyrek. Lamsı. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gelmişsin. Şerbet getirin sana. Dur Lamsı, dur hele, ne şerbeti? Nedir bu halin? Halim, hangi halim beyim? Aklın başında değildir belli ki. Öyledir beyim, öyledir. Bağışlayasın beni. Hayırdır? Nedir seni böyle derde sokan? Helena'yı mı düşünürsün? Beyim, biz hep beraber ödük beyim. Lakin ben hiç böyle olmamıştım beyim. Olmaz derim, kendimi tokatlarım. Beyim, beyim, aç kalırım, tok kalırım. Ayın gibi yerim beyim. Lakin ne edersem edeyim, ne yaparsam yapayım, aklımdan çıkmaz beyim. Sevda önce başa, sonra gönle mıhlanırmış. Gönle mıhlandı mı, bir daha da oradan çıkmaz. Beyim, sen bilirsin beyim. Kurbanın olan da de hele, ne edeceğim? Evvela sabırlı olacaksın Bamsı. Ya sonra beyim? Sonra senin gönlüne düşen ateşin onun da gönlüne düşmesini bekleyeceksin. Eğer o da sana sevdalanırsa aranızda hiçbir mani kalmaz. Yani beyim, sevenler kavuşur o vakit dersin ha? Nasip Bamsı. Ya nasip. Hadi biraz kendini toparlayasın. Böyle cenk'e girsen seni sağ koymazlar. Haydi toparlan, haydi. Haklısın beyim, haklısın. Emrin olur, emrin olur beyim. Emredersin. Bamsı Beylek, kendini toparlayasın. Ateş düşmesini bekleyesin, sabırlı olasın. Ateş düşeceği, Helena sevdalanacağı. Bamsı Beylek, önünde hiçbir mani kalmayacağı. Maşallah.
Maşallah. Kabul olmayan duadan, görünür görünmez düşman şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bizim dost bildiğimiz, bize düşman olan insanlar evlatlarıma, obamıza tuzak kurarlar. Ya Rabbi, bu hain tuzakları onların başlarına musallat eyle. Bizi sırat-el mustakim üzere daim eyle. Allah'ım, evlatlarımı, onun yolunda cihat eden yiğit alplerimi her daim muzaffer eyle ya Rabbi. Muhakkak ki sen her duayı duyarsın. Her duayı kabul edersin. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa yüzü suyu hürmetine sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi güzel Allah'ım. Amin. Evlat. Allah kabul etsin ana. Hayır olsun ana. Seni de mi uyku tutmamıştır? Uyku beni Süleyman Şah'ımla birlikte terk etti oğul. Öyle vakitler var ki döşek dar gelir. Görürüm sen de uykuya küskünsün. Uykuya yüzümü döneli çok oldu ana. Gözüm menzilden gayrısını görmez artık. Lakin ne vakit zalimi ateşe atsam yanında hep başkaları da yanar. Candar Bey. Onun eceli böyle yazılmış. Evladı sebebi oldu. Ne acı bir kader. Allah günahlarını affetsin. Amin ana. Amin. Evlat, yeyse düşmeyesin. Sen ne yaptınsa hak için yaptın. Adaleti tesis etmek için çabaladın durdun. Buna ben de şahidim, Allah da şahittir. Sakın ola, mücadeleden vazgeçmeyesin. Ne olursa olsun, kanımla, canımla her daim ardındayım bilesin. Allah senden razı olsun ana. Eğer bugün ayaktaysam bilesin ki senin duaların sayesindedir. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni de o. Seni de. Allah rahmet eyle. Mekanı cennet ola inşallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Mekanı cennet olsun inşallah. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eyle. Başınız sağ olsun. Vakit geldi Ural. Gidelim. Gidelim de bir an önce bitsin bu iş. Çolpanım. Dediklerimi unutmayasın.
Ben de seninle geleceğim. Hayır. Sen benimle gelmeyeceksin. Aslan. Yengene sahip çıkasın. Abi. Aliyar. Hakkımı sana helal etmiyorum. Benim hakkım sana helaldir abi. Ural! Sana şerbet yaptım beyim. Bu zor günde içini ferahlatsın. Eline sağlık Halime'm. Lakin bilesin ki içimin ferahlaması için bir bakışın dahi kâfidir. O güzel gözlerini benden esirgeme yeter. Benim gözlerim senin huzuruna amadedir Ertuğrul. Senin ne vakit böyle yüzün gülse ben de evladımızla mutluluktan ne edeceğiz bilmeyiz. Size olan hasretim Tanrı Dağı kadar büyük, Orhun Nehri kadar güçlüdür. Sırat Köprüsü'nün tam ortasındayım Halime'm. Ha geçtim, ha geçeceğim. Önüm de ardım da düşman doludur. Lakin ne vakit nefesim kesilse hep sizi düşünürüm. Seni, Gündüz'ü, doğmamış bebemizi. Nefes olursunuz bana. Bu dava bittiğinde beraber nefes alalım Ertuğrul. Eskisi gibi koşturalım atlarımızı yaylaklarda. Az şey midir yaptıkların? Elbet yorulacaksın. Elbet özleyeceksin. Ama mükafatını alacaksın. İşte o vakit. Herkes Ertuğrul Bey'in destanını anlatacak. Beyimin bugün işi çoktur. Haydi bismillah. Ben her vakit yamacında olacağım beyim. Var mıdır beyimin benden bir isteği? Daha ne olsun Halime'm? Geldin, yüzümü güldürdün. İçimi ferahlattın. Daha ne olsun? Size bahsettiğim diğer dükkan da burasıdır.
Öteki dükkanlarıma göre biraz ufak. Ama şimdilik işimizi görür. Buranın bir mahzeni var mıdır? Tabii ki. Buyurun. Aşağıda büyükçe bir mahzeni vardır. Âlâ, âlâ. Efendim, siz burada ne iş yapmak istiyorsunuz? Ünlü tüccar. Büyük Alvin'in ismini hiç duymadı. Bağışlayın, duymadım. Öyleyse, bundan sonra ismimi hiç unutmazsın. Ben tüm cihanı gezer, en güzel malları bulur, ahaliye sunarım. Benim işim bu. İnsanları memnun eder, altıncıklarını alırım. Şimdi sen söyle bakalım. Bu dükkanın sahibi kimdir? Eğer kiralamak istersek ne yapmamız lazım? Efendim, burası eski tekfurumuzun yeridir. Kendisi öldüğü için mirası kızına kalmıştır. Karar verdiğiniz vakit bu evraklarla birlikte Helena Hanım'la meseleyi konuşmanız gerekir. Olur, olur. Biz ne lazımsa hallederiz. Peki o zaman, buyurun. Ural. Vuralım. Aslan! Aslan! Yenge! Yenge! Yenge iyi misin? Aslan evladıma bir şey olmasın. Ebi Hatun! Yetişin! Yenge! Yenge! Thank you.